Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Elektrolizin 3. videosundayız. Bu kez Faraday yasaları diyeceğiz. Daha önce biliyorsunuz orbital yayınları odam ders anlatım modüllerinden konu anlatım yapıyordum. Ancak burada gördüğünüz gibi çok sade bir sayfa var. Orbital odam serisi yok burada. Yani fiziken yok ama sorularıyla burada bu arada. Sorularını koydum buraya. Orbital yayınları soru bankası ve odamdaki sorulardan yeni bir sayfa oluşturdum. Hocam neden böyle bir sayfa oluşturdunuz? Ya normalde biliyorum ki Faraday yasalarında çok zorlanılıyor. Bu yüzden normalin dışında bir konu anlatımı yapmak istedim. Soru çözümlerinden göstereyim konuyu gibi bir düşüncem oluştu. Bu yüzden soruları seçerekten belli bir sıraya koydum ve bu sorular üzerinden adım adım biz Faraday yasalarını öğreneceğiz. Yasaları normalde bütün kitaplar 1. ve 2. kanun şeklinde önce bilgiyi verir, ardından ise soruları sorar. Biz ise burada ikiye ayıracağız. 1. kanun diyeceğiz. Bir videoyu yalnız sadece 1. kanundan çekeceğiz. Sonra da 2. kanun diyeceğiz. Buradaki tek değişen şey soru kalıpları. Yani her bir soru kalıbı için ayrı bir videomuz olacak. Faraday'ı bu kadar detaylanmasını anlatmam neden arkadaşlar? İnanın sizin daha kolay yapabileceğinizi veya daha kolay anlayabileceğinizi düşündüğüm için. Parçalayabildiğim kadar parçaladım. Tamam mı? Şimdi bak bakalım Faraday'ın 1. kanunu neymiş? 1. kanuna göre anot ve katotta toplanan veya çözünen madde miktarı devreden geçen elektrik yük miktarıyla doğru orantılıdır. Bu ne demek? Bu diyor ki ne kadar elektron varsa o kadar da madde vardır. Elektron miktarın artarsa devreden geçen elektron miktarın toplanan madde miktarın da artar demek. Örneğin elimde magnezyum iyonum var. Tamam mı? Katotta magnezyum iyonları indirgenip şöyle Mg katısı şeklinde toplanıyor. Bu cümle şu anlama geliyor. Şuradan diyor 4 mol elektron geçerse devreden bununla orantılı şekilde buradan da o kadar mol magnezyum toplanır. Kat sayısı 2 olan 4 mol ise 1 olan da 2 mol dersin. Magnezyumun molünü bulduktan sonra N eşittir M bölü MA formülünden kaç gram magnezyum toplandığını bulursun. Ya da başka bir örnek. Sodyum iyonum olsun. Bir elektron alsın ve sodyum katısına dönüşsün. Tamam mı? Bak şu cümleye göre, bu cümleye göre 1 mol sodyum toplandıysa 1 mol de devreden elektron geçmiştir. Tamam mı? Olay bu. Devam ediyoruz bu cümleye. Noktayı koyduk. İkincisi. Bu kanuna göre Avogadro sayısı kadar elektron içeren yük miktarına 1 Faraday denir. Bakın yeni bir şey çıktı. 1 mol ne eşitmiş? 1 Faraday'a. Faraday. 1 Faraday da bak devam ediyor burada. 96.485 klonu eşit. Hocam klon ne? Faraday ne? Klon dediğiniz şey arkadaşlar elektriksel yüktür. Elektriksel yük. Tamam mı? 96.485 adet elektriksel yüke ise Faraday diyoruz. Bir Faraday diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani yeni bir formül çıkarttın sen buraya. Nasıl ki mol kavramında hani TYT'de hatırlarsın. 1 mol atom neye eşitti? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye eşitti. Değil mi? Ya da 1 mol oksijen gazı normal koşullarda 22,4 litreye eşitti. Bu da yenisi. 1 mol elektron 96.485 klon eşit. Tamam mı? Artık bunu da aklında tutuyorsun. Hocam buradaki sayılar çok gıcık. Nasıl aklımda tutacağım? Buradaki sayılar gıcık olduğundan dolayı size genellikle sorularda 96.500 alın der arkadaşlar. Biz hep 96.500 alacağız. Burayla uğraşmayacağız. Aklınızda bulunsun. Peki hocam elektriksel yük. Elektriksel yükü nasıl bulacağım? Veya bir soruda bana elektriksel yük verilmezse nasıl anlayacağım elektriksel yükün kaç olduğunu? Onu da şöyle anlayacaksın. Elektriksel yüke Q dersek devreden geçen akımla zamanı çarparsak biz elektriksel yükü buluruz. Buradaki I akım birimi amper, T ise zaman birimi ise arkadaşlar SN'dir. Tamam mı? Şimdi bu anlattığım yerle bir pekiştirmek istiyorum. Örnek 1'e gel.
Sağ tarafı temizleyelim. Gerçi temizlemeye gerek yok. Burada işlem yapabiliriz. 0,2 amperlik akım 400 saniye boyunca bir iletken telden geçmektedir. İletken telden geçen elektrik yük miktarı kaç kulondur? Bakın arkadaşlar, elektrik yük miktarını soruyor. Elektrik yük miktarını az önce söyledik. Q. Q eşittir neydi? I çarpı T. Q'yu bilmiyorum, bunu soruyor. I amper birimi. Amper birimi olan nerede var? Burada var. 0,2. T ise zaman. Saniye olacaktı. Saniye vermiş çarpı 400. Çarptığın zaman 80 yapar. 80 ne? Kulon. Tamam mı? Bunun size kaç mol olduğunu sorsaydı, devreden geçen elektrik miktarı kaç mol diye sorsaydı, o zaman oran orantı yapardın. 1 mol elektronun 96.500 klonsa 80 klonun x moldür diyerek devreden geçen elektronun mol cinsinden de hesabını yapabilirdin. Tamam mı? Devam ediyordum. Örnek 2. Pekiştireceğiz. Yavaş yavaş gideceğiz. Acele etmeyeceğiz. 0,8 amperlik akım belirli bir süre boyunca bir iletken telden geçmektedir. İletken telden geçen yük miktarı 160 klon olduğuna göre bu akım kaç saniyede geçmiştir? Şimdi akım saniyeyi soruyor. Klon vermiş, akım vermiş. Klon verdiği zaman elektriksel yük gelecek aklıma. Elektriksel yük de Q eşittir I çarpı T idi. Değil mi? Q'yu biliyoruz. 160 klon demiş. Eşittir. I'yı biliyor muyuz? Biliyoruz. Akım demekti. 0,8. Tamam. T'yi biliyor muyuz? Hayır. Bize de onu soruyor. Her iki tarafı 0,8'e bölersek. 0,8'e böl. Tamam mı? 0,8'e böl. 8'e bölsen 0,1. 8'e bölsen ne yapar? 20 mi yapar? 0,1'i ters çevirip çarparsan T eşittir 200 saniye çıkar. Olay bu işte. Şu an basit birim çevirmeleri gösteriyoruz. Kafanda klon, akım, saniye, Faraday bunlar otursun istiyorum. Yavaş yavaş gideceğiz. Örnek 3'e bak. KCl sıvısı 10 amperlik akımla 1930 saniye süreyle elektroliz ediliyor. Devreden kaç mol elektrik yükü geçer? Bu kez ne yaptı? Elektronun mol cinsinden yükünü sordu. Elektrik yükü diyor. Elektrik yükü dediğimiz şey Q. Q eşittir I çarpı T değil miydi? Bak. I'yı biliyoruz. 10. T'yi de biliyoruz. 1930. Çarparsan kaç klon elektrik yüküm var? 19.300 klon var. Bu neymiş? Elektrik yüküm. Elektrik yükü. Sorunun cevabını bulduk. Ama mol cinsinden soruyor. Mole çevireceksin. Mole nasıl çevireceksin? Şunu biliyorsun sen. 1 mol 96.500 klona eşit. Tamam mı? Elinde kaç klon var? Elinde de 19.300 klon var. Bunun kaç mol olduğunu bulacaksın. X mol diyelim. İçler dışlar çarpı. Buradan 19.300 çarpı 1 eşittir X çarpı 96.500. Her iki tarafı 96.500'e bölersen, burada yalnız X kalır. Burayı da 96.500'e böl. Tamam mı? Şu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti. 193'e böldüm. 1 193'e böldüm. 5. 1 bölü 5. X eşittir 1 bölü 5 mol yaptı. 1 bölü 5 de 0,2 mol demek. 0,2 mol elektron geçermiş. Tamam mı? Cevap bu. Okey. Nasıl elektrona geçiştirdik? Anladın mı? Varsa problem bir diğer soruya bak, pekiştireceğiz. Sakin sakin gidiyoruz. Acele etmiyoruz. 100 amperlik akımla devreden 0,1 mol elektrik yükü kaç saniyede geçer? Şimdi bu kez molü vermiş, saniyeyi soruyor. Öncelikle ne yapmam lazım? Elektrik yükünü bulmam lazım. Elektrik yükünü nasıl bulacağım? Molünü vermiş. Şimdi şunu biliyorsun. 1 mol elektrik yükü 96.500 klon eşit. Yani 96.500 elektrik yüküne eşit. 0,1 molü ne kadar eşittir? Bir sıfır kaydırmış. Onda biri. 96.500'ün onda biri ne yapar? 9.650 yapar. Elektrik yüküm buymuş. Elektrik yükünü buldun. Şimdi elektrik yükünü nasıl hesaplıyoruz? Q eşittir I çarpı T diyoruz değil mi? Elektrik yüküm var benim burada. 9.650. I'yı da biliyorum. 10. T'yi soruyor. Her iki tarafı 100'e böl. Gitti. 100'e böl.
Şu sıfırlar gitti. Bir virgül kaydırdın. T eşittir 96,5 saniye. Tamam. Olay kavradın mı burada? Yani birini çeviriyoruz burada, tamam mı? Yavaş yavaş gidiyoruz. Bunların hepsini birazdan birleştireceğiz. Hatta şu 5. soruda artık ciddi sorulara giriş yapıyoruz. Cüz sıvısı 0,1 farada yük ile elektroliz ediliyor. Buna göre anotta toplanan S kaç gramdır? Şimdi bunu nasıl yapacağız hocam? Çok keskin bir geçiş yaptınız. Aslında öyle de çok keskin bir geçiş yapmadım. Cüz'ü iyondan ayırırsan Cu2 artıyla S2 eksiği bulursun. Değil mi? Anotta anyonlar yükseltgenir. S2 eksi ne yapacak? Yükseltgenip S'ye dönüşecek. Şurada da 2 elektron mu olacak? Böyle olacak değil mi? Aynen. Hocam böyle olacak. Doğru. Şimdi 0,1 farada yük ile elektroliz ediliyor. Yükümüz 0,1 faradaymış. Yani 0,1 faraday demek 0,1 mol demek. Hani 1 mol 1 faraday eşitti ya. Molini biliyoruz. Elektrik yükümüzün 0,1. Elektrik yükü dediğinde elektrona bakacaksın. Tamam mı? Sana S katısını soruyor. Kat sayısı 2 olan 0,1 ise 1 olan S ise 0,1/2'dir. Hani kat sayısı 2 olan 0,1 ise 1 olan da bunun yarısıdır değil mi? Bu kadar mol. Sen S'nin molünü buldun mu? Buldun. Şöyle N S diyelim. Mol eşittir. M bölü MA formülümüz var hatırlarsan. 0,1 bölü 2 eşittir. M'i bilmiyorum. Bana gramını soruyor. S'nin mol kütlesini vermiş. 32. Tamam mı? 2'ye böl 1. 2'ye böl 16. İçler dışlar çarpımı yaparsan 0,1 çarpı 16'dan M eşittir. 1,6 gram. 1,6 gram anotta S'ye toplanır. Tamam. Böyle geçiş yaptık. Olay buydu. Örnek 6. Erimiş CaCl2'nin elektrolizinde devreden 19.300 klonpluk yani 19.300 klonluk yük geçtiğinde katotta kaç gram kalsiyum metali toplanır? Şimdi arkadaşlar sorunun mantığı şu. Yani şöyle yaklaşın sorulara. Önce bir iyonları ayrıştırın. Hangi iyonumuz var? Ca2 iyonumuz var. Bir de Cl iyonumuz var. Katotta ne toplanıyordu? Katyonlar indirgeniyordu. Katyonunuz ne? Denklemi yazın. Tamam mı? Katyonun, Ca'yonun. İyonlarını ayrıştırınca zaten denklemi yazabiliyorsun. 2 elektron alması lazım. Değil mi? 2 elektronu aldı. Ca katısına dönüştü. Bana bunun kaç gram toplandığını soruyor. Eğer ben şuradaki elektrik yükünü hesaplayabilirsem sağ taraftaki katıya geçiş yapabilirim. Elektrik yükünü nasıl hesaplayacağım? Elektrik yükünü de vermiş bize zaten. 19.300 klon. Bu bizim elektrik yükümüz. Hocam buraya 19.300 mü yazacağız? Hayır. Mol cinsinden yazacağız. Bunu mole çevireceğiz. Mole çevirelim. Biz şunu öğrendik artık. 1 mol elektron 96.500 klon eşit. Peki 19.300 klon kaç mol eşit? X mol olsun. İçler dışlar çarpımından. Buradan X çarpı 96.500 eşittir. 19.300 olur. Her iki tarafı 96.500'e bölersen. Tamam mı? 96.500. Şu iki sıfırla bu iki sıfır gitti. 193'e bölsem 1. Buraya bölsem 193'e bölsem 5 yapar. X eşittir 1/5. 1/5 ise 0,2 mol demektir. Tamam mı? 1/5 0,2 mol yapar. X'i bulduk. Devreden 0,2 mol elektron geçiyormuş. Bak gördün mü? Siyah renkte yazalım. 0,2 mol. Şimdi kat sayısı 2 olan 0,2 mol ise 1 olan kaç moldür? 0,1 moldür. Değil mi? Artık bunun gramını bulabilirsin. Nasıl hocam? N eşittir. M bölü MA formülünden. N'i biliyoruz. 0,1 mol. M'i soruyor bize. MA'yı da parantez içerisinde 40 gram bölü mol demiş. İçler dışlar çarpımı yaparsak 0,1 çarpı 40'tan M eşittir. 4 gram çıkar. Katotta 4 gram kalsiyum toplanırmış. Olay bu. Örnek 7.
AgCl sıvısı 96,5 amperlik akım ile 100 saniye süreyle elektroliz ediliyor. Buna göre katotta kaç gram gümüş toplanır? Şimdi iyonlarını ayrıştır. Ag iyonun ve Cl iyonun katotta katyonlar yükseltgeniyordu. Pardon, indirgeniyordu. Ag iyonunu indirge bir elektron aldı ve Ag katısına dönüştü. Sana şu katının miktarını soruyor. Elektrik yükünü bulursan amper ve saniyeyi vermiş ya. Buradan miktar geçiş yapabilirsin. Önce elektrik yükünü hesaplayacağız. Q eşittir I çarpı T idi. Q eşittir 96,5 çarpı zamanımız 100. Çarptığımızda ne yaptı Q'muz? 9650 mi yaptı? Q'yu bulduk. Bunu neye çevirmemiz lazım? Mol'e çevirmemiz lazım. Şunu da biliyoruz. 1 mol 96.500'e eşit. O zaman 9650 klon kaç mol yapar? 10'da 1'i. 1 mol'ün 10'da 1'i 0,1 mol yapar. Tamam mı? Elektrik yükü 0,1 mol'muş. 0,1 mol. Miktar geçiş yapabilirim. Kat sayısı 1 olan 0,1 ise yine 1 olan 0,1 mol olacak. Benim elimde 0,1 mol toplanmış Ag var. Gramını soruyor. N eşittir. M bölü MA formülünden. İşte 0,1 mol eşittir. M bölü MA'mız 108. İçler dışlardan M eşittir. 10,8 çıkar. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Örnek 8'e gelelim. Örnek 8. ZnCl2 sıvısının bulunduğu bir elektroliz hücresinden 96,5 amperlik elektrik akımı 10 saniyede geçiyor. Buna göre bu süre sonunda kaç gram Zn elde edilir? Şimdi Zn'yi soruyor zaten. Zn'nin bir iyonlarını ayrıştırdığın zaman Zn iyonumuz ve Cl iyonumuz var. Zn'miz katyonumuz indirgenecek. Zn iyonumuzu indirgiyoruz. İki tane elektron aldı ve Zn katısına dönüştü. Tamam mı? Ben buradaki elektronun molünü bulursam Zn'nin molüne miktar geçiş yaparım. Nasıl bulacağım elektronun molünü? Bak. Elektrik yüküm var. Q eşittir I çarpı T. Tamam mı? Şimdi Q'yu bilmiyorum. I'yı vermiş 96,5 çarpı T'yi de vermiş 10 saniye. Çarparsan Q ne çıkar buradan? 965 klon çıkar. Sen şunu biliyor musun? 1 mol elektron 96.500 klonu eşit. 965 klon kaç eşit? %1'i. Mol'ün %1'i 0,01 mol yapar. Benim devremdeki elektronum 0,01 mol'muş. Tamam mı? Getirdin yazdın devrendeki elektronu. 0,01 mol. Kat sayısı 2 olan 0,01 mol ise 1 olansa bunun yarısıdır. Yani 0,01 mol bölü 2'dir. Zn'nin mol'ünü buldun. Tamam mı? Zn'nin mol'ünü bulduktan sonra kütlesini bulmakta bir olay yok. Nasıl? Mol eşittir. Yani N eşittir. M bölü MA. Tamam mı? N'imiz 0,01 bölü 2 eşittir. M bölü MA'mız parantez içerisinde 65 demiş. Şu 65'i yazdın. Okey. 2'ye böldün. 1, 2'ye böldün. 32,5 mu? 32,5. İçler dışlar çarpım yaparsan 2 tane 0 kaydırırsan M eşittir 0,325 gram yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Tamam. Şimdi arkadaşlar benzer soruları çözdük. Gördünüz. Bir de bunun formülü var. Kısa yoldan yapın diye. Ben size böyle uzun yolunu gösterdim. Açıkçası hep uzun yoldan çözün derim. Ama hocam okulda bana formülü gösterdiler. Siz ne zaman göstereceksiniz o formülü? O formülü sahaya yazdım arkadaşlar. Bu formülle de sorular çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Ben tercihen uzun yolu kullanıyorum. Diyeceksiniz ki kısa yolda çıkıyorsa neden uzun yolu kullanıyorsunuz? Uzun yolu kullanmam nedeni az önce şu işte 5. örnek gibi ya da şuradaki sorular gibi sana doğrudan Q ile alakalı ya da Faraday ile alakalı bir şeyleri sorabilirler. Kütleyi sormazlar. Öyle durumlarda formülün işe yaramaz. Yani şu formül işe yaramaz. Tamam mı? Ya da ikinci kanunu gördüğümüzde ikinci kanunda farklı bir formül daha göreceksin. O formülle bu formülü bazen birbirine karıştırabilirsin.
Orada da çok fazla formül kullanmayacağız. Orada da şu yöntemi kullanacağız. Bu yöntemi kullandığın zaman birinci kanunda, ikinci kanunda veya farklı sorularda hep isteneni çıkartabilirsin. Yani herhangi bir şeyi öğrenmene ve ezberlemene gerek yok. Ancak formüllere bağımlı hale gelirsen neyin nereden geldiğini bilmezsin. Her formülü aklında tutman lazım. O kadar formülden birini illaki unutursun. Böyle bir olay yaşamamak için ben formül kullanmanı tavsiye etmiyorum. Ancak formülü yine de göstereceğim bu işe. Kitabında var. Biz de kitabını okuyalım. Arkadaşlar şu soruyu, 7. soruyu formüle göre çözeceğim bu kez de. M eşittir. Formülümüz Q çarpı MA bölü şurasını 96.500'e yuvarlayın. Tamam mı? Biz sorularda böyle alacağız. Çarpı Z. Z'miz ise tesir değerli. Yani elektron yükü. Mg2'de tesir değerimiz artı 2. Al'de artı 3. Tamam mı? Ag'de ise artı 1. Tesir değerli iyonlarda yükseltgenme basamağıdır gençler. Not olarak bir noktaya da yazabilirsiniz. Mesela asit ve bazlarda da tesir değerli vardı. Eğer TYT ya da 11. sınıftan hatırlarsan. Asidin suya verdiği hidrojen sayısı tesir değerli oluyordu. İşte iyonlardaki tesir değerli ise yükseltgenme basamağıdır. Şimdi M eşittir. Q çarpı MA dedik. Q, I çarpı zaten T demekti. Yazıyorsun formülde yerine. 96,5 çarpı 100. Bu Q. Tamam mı? Çarpı MA, MA'nın 108 bölü 96.500 çarpı AG artı 1 yüklü Z'si 1. Bu formülden de soruyu çıkartabilirsin. Artık sadeleştirme yapacaksın sadece. Şu iki sıfırla bu iki sıfır gitti. 96.500'e böldüm. Pardon, 965'e böldüm. 1, 965'e böldüm. 0, 1. 0, 1 çarpı 108 de 10.8 yapar. Tamam. Böyle de bulabiliyorsun yani. Bu da pratik yöntemde. Az önce de 10.8 bulduk değil mi? Farklı bir sonuç bulmadık. Hocam o az önce de ilk gösterdiğiniz yöntemde yanlış buldunuz diyormuşuz. Ne gülürüm. Hatırlamıyorum vallahi ne buldum. Formül bu arkadaşlar. Şunların hepsinde bu formülü uygulayın. Bir hem tekrar etmiş olursunuz. Formülden de çıkartabilirsiniz. Biz devam edelim. Burada farklı soru tipleri çözmeye devam edeceğiz. Kaça kadar? Örnek 15'e kadar var. Daha kaçtayız biz? 9'a gelmişiz. 9'dayız arkadaşlar. Gitgide sorular zorlaştıracağım. Video uzun olacak farkındayım ama soru çözüyorum gördüğünüz gibi. Hani ben sizi baş başa bıraksam kendinizde takılabiliyorsunuz. İşte burada birlikte takılalım. Tek takılacağınıza birlikte takılalım. Hoca size çıkma teklif etti. AgNO3 çözeltisi Pt elektrotta elektroliz ediliyor. Katotta 1,08 gram Ag metali birikebilmesi için devreden 965 saniye süreyle kaç amperlik akım geçmeli? Şimdi arkadaşlar Ag iyonum var değil mi? Bir de nitrat iyonum var. Katotta ne oluyor? Ag iyonu indirgeniyor. Yazalım buraya. Ag iyonumuz ne yaptı? Bir elektron aldı ve Ag katısına dönüştü. Gramı verilmiş. Gramı mole çevir. N eşittir. M bölü MA. Tamam mı? 1,08 gram bölü MA'm kaç? 108. Sadeleştirirsem 0,01 mol mu yapar? 0,01 mol. Molünü bulduk. Bu kadar mol ise katsayı 1 olduğundan dolayı devreden geçen yük miktarı da 0,01 mol elektrondur. Tamam. Şunu biliyorsunuz. 1 mol elektron 96.500 klona eşit. 0,01 mol ise kaça eşittir? %1'i. Bunun %1'i de 965 klon mu yapar? Demek ki benim devreden geçen yük miktarım 965 klonmuş. Klon eşittir. Şöyle Q. I çarpı T. 965 klon bulduk. I'yı vermemiş onu soruyor. T'yi vermiş 965. Sadeleştir abi. I ne çıktı? 1 amper. Tamam. Olay bu. Serileştik değil mi? Hızlanıyoruz biraz. Örnek 10. Size hep gerçi yok. Bu soruda değilmiş. Bu soruda olsaydı hemen yapıştıracaktım. Yok, bu soruda. Size hep katodu soruyor demiştik. Yine katodu soruyor ama anottaki bilgileri kullanarak bir kez katodu bulacaksın. Onları nasıl bulacağız? Anot yarı tepkimesini de yazacağız. Ya o formülü yazsaydın burada takılabilirdin.
Ama formülden gitmediğimizden dolayı bizim için bu soru bir problem değil. Mantıken çözebiliriz. Hadi mantık yürüterek bu soruyu çözmeye çalış. Durdur videoyu. Gerçekten çözersen kavramışsın demektir. NaCl sıvısının elektrolizinde normal koşullarda anotta 44,8 litre Cl2 gazı çıkıyor. Buna göre katotta toplanan nametri kaç gramdır? Arkadaşlar, iyonlarınızı yazdınız. Na iyonu ve Cl iyonu. Katotta ne oluyor? Sodyum iyonu bir elektron alıyor ve sodyum katıma dönüşüyor. Değil mi? Anotta ise bu bak bu katot. Anotta ise Cl iyonu Cl gazıma dönüşüyor. Sağda iki tane Cl olduğundan dolayı şuraya da iki tane yaptım. Buranın yükü 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. Buraya da 2 elektron ekledim ki yüklerim eşit oldu. Bana ne verilmiş? Cl gazının nitresi verilmiş. Molünü bulabilir miyim? Bulabilirim. Normal koşullar dediğinden dolayı N eşittir. V bölü 22,4. N eşittir diyoruz. 44,8 bölü 22,4. Sadeleştir. 2 mol çıktı mı? Çıktı. Ne 2 mol? Klor gazı. Yaz abi buraya klor gazı 2 mol. Şimdi bana sodyumu soruyor. Ama klorun molünü biliyorum. Ve yani tepkimeler bir değil. Ne yapacağım ben burada? Yapacağın olay şu. Ortak olan ne var? Elektron. Devreden geçen yük miktarı aynıydı. Kat sayısı 1 olan 2 mol ise 2 olan 4 mol müdür? Tamam mı? Elektronun 4 molmüş. Getirdim buraya 4 mol yazdım. Okey. Hocam kat sayısı 2 olan 4 mol. Burada 1 olana da 2 mol demem gerekmiyor mu? Hayır bak elektrona bakıyoruz. Elektronun 4 mol. Okey. Sağ tarafta 4 mol elektron var. O zaman solda da 4 mol elektron olması lazım. Şimdi elektronun molünü bulduk. Kat sayısı 1 olan 4 mol ise burada da kat sayısı 1 olan 4 moldür. Sodyumun da 4 mol. Formülü uygula. N eşittir M bölü MA. Tamam. 4 mol eşittir M bölü MA'sı sodyumun 23. İçler dışlar çarpımı yaparsan M eşittir 92 gram. Tamam. Cevabımız Z seçeneği. Örnek 11. CuSO4'ün sulu çözeltisi 19,3 amperlik akımı 100 dakikada elektroliz ediliyor. Bu süre sonucunda anotta açığa çıkan O2 gazı normal koşullarda kaç litre hacim toplar? Hacim toplar. Hadi bakalım gramı bul formülden. Çok zorlar seni. Ama az önce hocanın gösterdiği normal klasik yöntem her derde devadır. Şimdi arkadaşlar, anotu sormuş. Oksijen gazımız. Suyun elektrolizini hatırlıyorsun. Suyun elektrolizinde ne diyordu? Hani elinde sulu çözelti diyor ya. Elindeki iyonlar ne? Cu iyonu, sülfat iyonu, tamam mı? Su olduğundan dolayı H iyonu ve OH iyonu var sulu çözelti olduğundan dolayı. SO4 varsa SO4'ümüz bizim oksijen olarak. Gerçi şeylerini de bilmiyoruz. Aktifliklerini de bilmiyoruz. Aktifliği verse iyi olurdu da vermese de sorun değil. Sülfat da hidroksit de O2 olarak çıkıyor. O2 nasıl çıkacaktı? Su yükseltecekti. Su yükselt diyeceksin. 2H2O ne yapacaktı? O2 gazına dönüşecekti. 4 tane hidrojen iyonu olacaktı. 4 tane de elektron olacaktı. Bunu nereden hatırlıyoruz hocam? Bunu biz suyun elektrolizinden hatırlamalıyız. Suyun elektrolizinde oksijenin böyle yükseltkenliğini biliyoruz. Anotta bu işlem oluyor. Bu denklemi yazabilmen lazım. Şuraya 4 elektron yazmak zorundasın. Yoksa soruyu çözemezsin. Tamam mı? Şimdi elektronu biliyoruz. Elektronun ben kaç mol olduğunu şuradaki bilgilerden hesaplayabilirim. Bak. Elektrik yükünü hesapla önce. Q eşittir 19,3 çarpı zaman 100 dakika diyor. 100 saniyeye çevireceksin. 100 çarpı 60. Şu bir sıfır şuradan bir virgül kaydırdı. Q eşittir. Burada ne oldu o zaman? 1, 9, 3. Sıfırın biri virgül kaydırmıştı. İki tane daha sıfır var. Onları da yazdım buraya. Çarpı 6 yapmış oldum. Bu benim neyim? Bu benim elektrik yüküm. Kaç mol bu? 1 molün 96.500 klon. Şu kadar klonun 193.000 çarpı 6 klonun x moldür. İçler dışlar çarpımından
x çarpı 96.500 eşittir 193.000, değil mi? 193.000 mi? 19.000 mi? 19.000 yapıyor lan. Neyse 19.000 çarpı 6. Her iki tarafı 96.500'e böldün. Gitti bunlar. 96.500, tamam mı? Şu iki sıfırla bu iki sıfır gitti. 193'e böldüm. 1 193'e böldüm. 5 6 bölü 5 yaptı. 2 ile genişletirsen 12 bölü 10. Bu da 1,2 mol mu yapar? 1,2 mol elektronun varmış senin. 1,2 mol neyin varmış? Elektronun varmış. Elektronu buldun. Oksijeni soruyor sana. Kat sayısı 4 olan 1,2 ise 1 olansa 4'te 1'i 0,3 moldür. Molünü buldun. Normal koşullarda N eşittir, yani mol eşittir V bölü 22,4 litredir. Molümüz 0,3. Hacmimiz V. Şurada da sabitimiz var. İçler dışlar çarpımı yaparsanız V eşittir buradan 6,72 litre çıkar. Tamam. Hocam ne yaptınız ya? Bütün espri şu denklemi yazmaktaydı. Şu denklemi, yani anot yarı tepkimesini yazarsan, hani size sürekli anot yarı tepkimesi, katot yarı tepkimesi yazmayı gösterdim. O tepkime yazdıktan sonra bildiğimiz elektrik yükünü birim değiştirdik. Yani elektrik yükünü mole çevirdik. Olay bu arkadaşlar. Bakın fark ettiyseniz elektroliz konusunun başından bu yana bir döngü içerisinde, bir bağıntı içerisinde sürekli bir yerde verdiğimizi başka yerde kullanıyoruz ve hepsini ezberlemeden sıfır formülle gidiyoruz. Yani mantığımızı oturta oturta gidiyoruz. Okey. Çok güzel sorular var. Açıkçası ben daha önce bu soruları hepsini çözmedim. Hangisini çözdüğümü de hatırlamıyorum. Böyle rastgele seçtim. Kitaplardan gördüğüm soruları kolaydan zora doğru işaretleyerek sıraladım. Dedim ya, bu konuyu size soru üzerinden anlatacağım. Soru tipleriyle göstereceğim diye. Soru tipleriyle gösteriyorum. 46 dakika olmuş. Yuh! Tabi arada yaklaşık bir 10 dakika falan sileceğim, keseceğim yerler var. Bir ara vermiştim. Hatta ara vermiş derken boğazım kurudu, bir su içeyim. Şimdi bu gazlı hacimli kısımlara geçtik. Erimiş SnCl bileşiği 200 saniye süreyle elektroliz edildiğinde anotta normal koşullarda 1,12 litre hacim kaplayan Cl2 gazı açığa çıkıyor. Buna göre elektroliz kabında kaç amperlik akım geçmiştir? Anotla alakalı bilgi vermiş. Önce şunları bir iyonlarına ayrıştır. Zn iyonun ve Cl iyonun var. Anotta anyonlar yükseltgeniyordu. Anyonun yükseltgenme tepkimesini yazıyorsun. Cl iyonun Cl gazına yükseltgendi. Sağda 2 tane Cl var. Solda da 2 tane Cl yaptın. Şuraya da 2 elektron koyduğunda denklik sağlanır. Bana bunun Cl2'nin hacmi verilmiş. Değil mi? Hacminden molünü bulabilir miyim? Bulabilirim tabii ki. N eşittir M bölü MA formülünden bir pardon böyle kullanmıyorduk. N eşittir V bölü 22,4 hacim vermiş çünkü. Kütle verdi sandım, kusura bakmayın, karıştırdım birden. N eşittir 1,12 bölü 22,4. Her iki tarafı 11,2'ye bölsek 0,1, 11,2'ye bölsek 2. N eşittir 0,1 bölü 2'den N eşittir 0,05 mol mü çıkar? Cl'nin molünü buldun. 0,05 mol. Sana akımı soruyor. Akımı soruyorsa elektrik yükünü hesaplaman lazım. Elektrik yükü içinse elektronu bilmen lazım, değil mi? Kat sayısı 1 olan 0,05 mol ise 2 olansa 0,1 mol müdür? Devreden 0,1 mol ne geçiyor? Elektron geçiyor. Bunu elektrik yüküne çevir. 1 mol elektron 96.500 kulon, yani 96.500 elektrik yüküne eşit. 0,1 mol kaç eşittir? 10'da 1'i. 10'da 1'i de 9.650 kulon yapar. Ne yaptın? Elektrik yükünü buldun. Q, yani elektrik yükü eşittir I çarpı T. Buradaki Q'muz, yani elektrik yükümüz 96.500. O da eşittir I, yani amper, onu bilmiyoruz, çarpı saniyemiz 200. Her iki tarafı 200'e bölelim. Şu 200'er gitti. 200'e bölüyorsun. Şu 2 sıfır gitti. 2'ye böldüğünde ne yapar? 465'i 482.5 mi yapar? Böyle bir değer yapıyor sanırsam. Tamam, cevabımız D seçeneği. Örnek 13.
Kaç örneğimiz kaldı? Daha var ya. Devam edeceğiz. Sıkıldıysanız gidebilirsiniz. Sıkılmadıysanız devam edelim. Bence güzel gidiyor şu an. Soru tiplerinin hepsini görüyoruz yani. Al2OH sıvısı elektrolizinde devreden 0,5 faradaylık akım geçiyor. Buna göre anotta normal koşullarda kaç litre O2 gazı toplanır? Arkadaşlar iyonlarınızı yazın. Al iyonu ve oksijen iyonu. Tamam mı? Al iyonu ne yapıyor? Al iyonu katyon, katyonlar katotta elektron alarak indirgeniyordu. Al katısına dönüşüyor. Oksijen iyonu ne yapıyor? Anotta hani anyonlar anotta ne yapıyordu? İndirgeniyordu. Pardon, yükseltgeniyordu. O2 gazına dönüşüyor. Sağda dik oksijen var. Solda dik oksijen yapmam lazım. Şuraya tuttum. Neyle çarptım? 2 ile mi çarptım? 2 kere eksi 4'ten sol tarafta 4 elektron var. Burada da 4 elektron olması için tuttum 4 elektronu yazdım. Tamam mı? Devreden diyor ki 0,5 faradaylık akım geçiyor. Oksijen gazını soruyor. Şimdi arkadaşlar 0,5 faradaylık geçiyor da yukarıdaki elektron sayısı aşağıdaki elektron sayısı farklı. Ben bu 0,5 hangisinde kullanayım? Yani eşit desem daha net görmez miyim? Hani böyle çok net göremedim. Doğru sonuç çıkar mı? Muhtemelen çıkabilir ama ben net görmek istiyorum. Şundan elektron sayılarını bir hesapla eşitleyelim hele. Şurayı 4 ile burayı da 3 ile çarpacak olursam ne olur? 4 Al iyonum artı 12 elektron 4 Al katım yapar. Tamam mı? 6 oksijen iyonum 3 oksijen gazım artı 12 elektron yaptı. Şu an elektron sayılarını eşitledim. 0,5 faradaylık akım geçiyor diyor. Elektronum 0,5'miş. Hani elektrik akımı şu elektron olduğu yerde. Kat sayısı 12 olan 0,5 ise 3 olan 0,5 bölü hani 12'ye 0,5 ise 4'te biri 0,5 bölü 4 mol mü yapar? Bak O2'nin molünü bulduk. Litre soruyor. N eşittir V bölü 22,4. Buradan 0,5 bölü 4 mol eşittir V bölü 22,4. 4'e böldüm 1, 4'e böldün 11,2, 5,6. 5,6 ile 0,5'i çarparsan bir daha bölmek durumunda kalırsın. V eşittir 2,8 çıkar. Cevap B seçeneğidir. Yani şurada katsayıda eşitlememize de gerek yokmuş. Yine 4'e 1 oranı var. Hani şunu buldun sen 0,5. 0,5'in 4'te 1'i 0,5 bölü 4 dedin. Ben niye eşit dedim? Net görmek istedim. Tamam mı? Siz de net görün. Fark etmezdi yani. Biraz uzattım. Çıkartamazsınız. Elektronları da eşitleyebilirdiniz. Örnek 14. 0,4 molar 500 mililitre ZnNO3 çözeltisinde Zn iyonlarının tamamen indirgenebilmesi için çözeltiden 4 amperlik akım kaç saniyede elektroliz edilmesi lazım? Şimdi arkadaşlar şu çözeltideki Zn iyonlarının diyor tamamen indirgenmesi için. İndirgenmesi demek katotta değil mi? Yazıyorum iyonlarımı. Zn iyonum var. Bir de nitrat iyonum var. Zn ne yapacak? İndirgenecek. Şuraya yazayım. Zn 2 elektron alacak ve indirgenecek Zn katısına. Tamamen indirgenmesi için diyor. Kapta ne kadar Zn var? Bak molarite ve hacim verilmiş. Molarite eşittir. Tamam mı? Mol bölü neydi? Hacim miydi? Sana her zaman litre ya da gram verecek diye bir şey yok. Molaritesini vermiş adam bu kez de. Burada ne hesaplanır? Fark etmez ki. 0,4 molar eşittir M bölü V'miz 500 mililitre litreye çevirirsen 0,5 litre yapar. İçler dışlar çarpımından 0,4 çarpı 5 20 bölü 100 mü yapar? 20 bölü 100 o da 0,2 mol mu yapar? N eşittir 0,2 molmuş. Yani benim elimde 0,2 mol Zn iyonu var. Şu 0,2 mol. Neyi soruyor? Saniyeyi. Saniyeyi soruyorsa elektrik yükünü bilmem lazım. Kat sayısı 1 olan 0,2 mol ise elektrik yüküm elektron sayısıydı. Kat sayısı 2 olan da 0,4 moldur. Devreden 0,4 mol elektron geçiyor. 1 mol elektron 96.500 kulonsa 0,4 mol elektron
kaç klondur deriz. Buradan x'imiz ne çıkar? 96.500 çarpı 0.4 çıkar. Okey. Q eşittir. Yani elektrik yükümüz eşittir. I çarpı T. Bak şu neydi? Elektrik yüküydü. Yaz bunu. 96.500 çarpı 0.4 eşittir. I'mız 4 ampermiş. Zamanı soruyor. Bilmiyorum. T. Her iki tarafı 4'e böl. Şu 4'ler gitti. 4'e böl. Bu 4 ile bu 4 gitti. Şurada 0.1 kaldı. 0.1 ile 96.500'ü çarparsan 9.650 mi yapar? Saniye. Nerede var? E seçeneğinde var. Okey. Yani molariteden molü bulduk. Formülü kullanmamız ne kadar iyi görüyor musunuz? Formüle alışmayın arkadaşlar. Bu soruları formülden çıkaramazdınız. Yani uğraşır uğraşır dururdunuz. Tamam. Bak burada da yine farklı bir soru. Yine molarite vermiş. 2 litre 0.2 molar gümüş nitrat çözeltisi elektroliz ediliyor. Gümüş nitrat iyonlarının derişiminin 0.1 olabilmesi için 9.65 amperlik akım kaç saniye süreyle devreden geçirilmelidir? Bak. Şimdi ne yapacaksın? 0.2 molar 0.1'e indirgeyeceksin. Yani ne kadarını katıya, iyonun ne kadarını katıya çevirmen lazım? Onu bulman lazım. Tamam. Şimdi nasıl bulacağız hocam? Kaç mol olduğunu? İkilitre 0.2 molar gümüş nitrat çözeltisi elektroliz ediliyor. Eyvallah. Varan bir olsun bu. Gümüş iyonlarının derişimi 0.1 olabilmesi için 2 litre 0.2 molar gümüş nitrat çözeltisi elektroliz ediliyor. Eyvallah. Bu varan bir olsun. Gümüş iyonlarının derişiminin 0.1 molar olabilmesi için 9.65 amperlik akım kaç saniye süreyle İki litre 0.2 molar gümüş nitrat çözeltisi elektroliz ediliyor. Eyvallah. Bu varan bir olsun. Gümüş iyonlarının derişiminin 0.1 molar olabilmesi için 9.65 amperlik akım kaç saniye süreyle devreden geçirilmelidir? Bu da varan 2 olsun. Şimdi arkadaşlar, benim madde miktarıyla alakalı bir hesaplama yapmam lazım. Öncelikle kaç mol iyonum var onu bir hesaplayalım. Tamam mı? Hani gümüş nitrat AgNO3 çözeltin suya attığında ne yapıyor? İyonlaşıyor. Ag iyonun ve nitrat iyonuna dönüşüyor. Tamam mı? Şimdi bunun molaritesini biliyoruz. 0.2 molar. Kaç mol demek? Molarite eşittir M bölü V'den. 0.2 molar eşittir. M bölü V'miz 2 litre. İçler dışlar çarpımından 0.4 mol demek. Bak bu 0.4 molmuş. 0.4 mol. Kat sayısı 1 olan 0.4 ise Ag iyonunda 0.4 mol. 0.1 molar olabilmesi için diyor. 0.1 molar olabilmesi için molünün kaç olması lazım? Hacim değişmedi. 2. İçler dışlardan 0.2 mol olması lazım. Yani senin 0.2 molünü çöktürmen lazım ki 0.2 mol iyon kalsın. 0.2 mol iyon da 2 litre kapta 0.1 molar olabilsin. Şimdi nasıl çöktüreceğim? Ag iyonumu elektroliz ediyorum. Ag katıma dönüşüyor. Ne kadar çökmesi lazım? 0.2 mol. Değil mi? Katım 0.2 mol ise elektronum da 0.2 mol değil midir? Evet hocam. Elektron molünü buldun. 0.2 mol. Peki 0.2 molün elektriksel yüke karşılığı nedir? Hani 1 mol 96.500 klondu ya. 0.2 mol nedir? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X olsun. Hadi buradan yapalım. X eşittir. Buradan 96.500 çarpı 0.2. Ne? Klon. Bak. Klonu bulduk. Yani elektrik yükümü bulduk. Şuradan yukarıdan devam edeceğim. Çok düzensiz yazıyorum. Farkındayım. Elektriksel yüküm Q eşittir I çarpı T idi. Q'yu bulduk. 96.500 çarpı 0.2 mol. Eşittir. I'mız ne? 9.65 amper. T'yi bilmiyoruz. Onu soruyor. Her iki tarafı 9.65'e bölüyoruz. Böldün böldün. Tamam mı? 9.65. 965'e bölsen 0.01 yapar. 965'e bölsen ne yapar? 100 mü yapar? Tamam. 0.2 çarpı 100'den
20 yaptı. 20 bölü 0,01. Matematik yapıyorum bak, kimya değil, hata yaparsam karışmam. 20 bölü 1 bölü 100. Ters çevirip çarparsam ne yapar? Bu da 2000 mi yapar? 2000 saniye. Tamam. Cevabımız A seçeneğidir. Evet, ne kadar uzun sürdü ya. Ne kadar fazla soru tipi varmış arkadaşlar. Odam serisindeki soruların bir kısmını da sana bırakıyorum. Onları da sen çöz. Yani yeter artık, yoruldum. Birinci Faraday böyleydi. İkinci Faraday, yani ikinci Faraday kanunu bir diğer videoda, orada görüşmek üzere. O daha kısa, bu kadar uzun sürmeyecek. Diğerinde çok fazla temel atmamız gereken yer vardı veya soru tipi görmemiz gerekiyordu. Onları gördük. Bu yüzden uzun sürdü. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.